Merhaba arkadaşlar, Undertale'ın 4. bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi, ne yazıyor şurada? Karaltan'a hoş geldiniz. Kar altına. Heh, kar altı. Oh, save noktası varmış. Böyle samimi bir şehrin görüntüsü için azimle dolduruyor. Açıkçası bu kadar güzel bir yerle karşılaşacağımı beklemiyordum. Sandığı kullanacak mısın? Bir bakalım. Sandığımıza sert eldiven bulduk. Onu da yanımıza alalım. Ne işime yarayacak bilmiyorum ama. 170 şeyim var. Altınım var. Çeşitli şeyler alabilirim. 3 tane de yerim var. Tarçınlı börek alalım. Bunu da alalım bir tane. Ne satabiliyoruz? Bir şey satmak mı? Burası tefeci dükkanından benziyor. Haklı. Bir de konuşalım bakalım. Merhaba diyelim. Ne kadar çok soru sordu. Tamamdır, çıkalım. Yani şehir tarihiyle uğraşmayacağım. Bu kim? Birinci sınıf moteli, bir gece 80 altın. Sağ ol, almayın. Yukarı çıkabiliyoruz, büyük ihtimal izin vermeyecek. Aynen, vermiyor. Şu ne? Ha. Eğer otelde kalırsak uyumuş olacağız. Böylece canımız maksimum olacak. Ki onun yerine oyunu save'lerim. Direkt sağlam zaten maksimum olur. 80 altın vermeme gerek yok yani. Şehrin diğer ucuna yürümek istiyor musun? Karaltı tünellerini deneyin. Deneriz. Evet. Bu kadın için mi? Tarçın dedi şu tavşanısı şey herhalde. İyiymiş. Şuraya bir girelim. Oo abi şu tipler. Muhafızız ama hiç saygı gösterilmiyoruz. Keşke şu iskeletler bize bir kemik fırlatsalar. Kemikleri severiz. Karakterimi yansıtmak için dikenli tasma almayı düşünüyorum. Şöyle bir şey ifade edecek. Bana bir tasma ipi bağla ve beni yürüyüşe çıkart lütfen. Abi tipe gel ya. İşte bu bağışladığımız canavarlar. Hani büyük ihtimal eğer bunlarla savaşsaydık bunları öldürmüş olacaktık. Ve şu an burada olmayacaklardı diye düşünüyorum. Bilmiyorum ama. Kendisine karşı poker oynuyor. Görünüşe göre kaybediyor. Ateşli erkekler istiyorum Allah'ım ya. Bir bardak su ikram edebilir ama dokunamıyor mantıken. Tamamdır, burada çok bir şey yok. Şunlarla da konuşalım. Herkes gülüp espriler yapıyor. Modern sorunlarımızı unutmaya çalışıyorlar. Güneş ışığı eksikliği.
Yani bence gayet mantıklı dediği şey. Kütüphane. Girelim içeri. Kütüphaneye hoş geldin. Ne tabela yanlış yazılmış? Kütüphane. Hiç fark etmemiştim bile ben. Aynen şu çengel bulmaca. Bulmacalar aram çok iyi değildir ya. Şimdi. O param ne bu? Önemsiz postalarla dolu taşmış bir posta kutusu. Papyrus yazılmış. Evet bakacağım boş. Şeyin bizimkilerin evi o zaman bura. Ha burası da tünel. Böyle giderek buraya çıkabiliyoruz. Güzel yapmışlar. Direkt kısa yol. Kilitli. İçeriden kilitli. Önce bir yukarı çıkalım. Ondan sonra sağdan devam ederiz. Büyük ihtimal sağdan gideceğiz diye düşünüyorum. Ana yol olarak. Bunlar ne? Haha. Belki cevap vermezsem tekrar diyorum. Bunu sonsuza kadar yapabilirim. Hiç sıkıntı değil benim için. Ama açmayacak anladım. Tip kim? Burada hiçbir şey yok. Tamamdır. Sağdan devam edebiliriz o zaman. Şu bizimkilerin evine girmek çok isterdim ama kilitli diyor. Evde yoklar demek ki. Şu an bayağı soğuk hissettirdi. Olay ne? Hareket edemiyorum şu an. Yine mi papyrus? Gerçekten mi? Bu başka makarna sever bulmanın sevinci. Benim ne? Ben senin arkadaşın olamam. Senin sanki çok isteyen vardı. Seni yakalamam lazım. Sonra ömür boyu kurduğum hayali gerçekleştiririm. Savaşacağız. Ne? Flört mü? Sonunda aşırı hislerini açığa çıkarttın. Ben yüksek standartları olan bir iskeletim. Spagetti yapabilirim. Daha sonra randevu. Bir şey diyelim, bağışla diyelim, bakalım ne olacak. Yani savaşmayacaksın. İyi bakalım benim efsanevi mavi atağımla baş et de görelim. Şu an hareketsiz duruyorum zaten. Sans'ın oyunun başına dedi. Başından beri söylediği şey bu. Oha.
Bunu beklemiyordum. Marinara sosu sürüyor. Hakaret etmeyeceğim. Daha da şey olur herhalde. Kızar diye. Oo. Hayır. Anime tozu sürüyor. Oha. Oha. Abi savaşmayacağım işte yani. Oo. Kulağı olmadığını fark ediyor. Oo. Nasıl öleceğiz bu işle? Garajımıza. Köpek evimizdesin derken. Oha. Cubu ve konaklama sağlandı. Allah'ım ya Rabbim. Kuru mama. Şuradan geçebiliyor muyum? Aynen. Kilitli. Yolumuza devam edelim o zaman. Tekrardan gelecek mi bu? Yine aynı şeyi yaşamayacağız, değil mi? Nereye gitmiş olabilir? Savaşacağım ya. Buluşması için ne pişireceğini düşünüyor. Yalnız hiç canı gitmiyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Oo.
Oh. Hakaret etsek ne olur acaba? Ölsek de bitse artık ya. Yaştan can sıkmaya başladı artık. Hadi ölelim. Ne olacak bu sefer? Yukarıdan zaten gidemiyorum. Burası da kilitli. Bildiğin dövüşeceğiz yani. Hani oyun başka bir seçenek bırakmıyor bana. Savaşmak zorundayım. Anladığım kadarıyla. Ay Allah'ım. Bu sefer halledeceğiz. Bu sefer direkt savaşacağım. Evet. Bu savaş ne kadar sürer hiçbir fikrim yok. Fakat bittiğinde büyük ihtimal bölümü de bitireceğim. Şu an çünkü acayip yordu bu oyun beni. İlginç bir şekilde. Of. Şu an odaklandığımdan çok da konuşamıyorum, o yüzden hani özür dilerim. Şu an bildiğin full konsantre odaklanmaya çalışıyorum. Valla kulağına ne sürdüğü umurumda bile değil. Kulağı bile yok. Abi daha yarısı bile gitmedi. Ve her turda daha da zorlaşıyor. Of. Canım azalırsa da o aldığımız şeylerden yerim. Turta falan her neyse. Hani ölmeyeceğim bu sefer. Madem seviyorsun niye canıma okuyorsun şu an? Hayır, hayır, hayır. Oha. Hadi az kaldı. Yapabiliriz, yapabiliriz. Oha.
Of. Yalnız bu çok kötüydü sonuncusu. Oho. Abi hadi öl artık ya. Ne özel saldırı. Abi bir de yukarı bakıyor köpek. Tamamıyla normal saldırı. Normal saldırı buysa. Ha. Oo. Abi normal saldırım buysa özel saldırını düşünemiyorum bile. Cool yazıyor. Cool dude. Ve kay kay yapan şey. Abi hayır lütfen. Şu an ölmemem lazım. Hemen acilen bir şeyler yemem lazım lütfen. Acıyı paf etmeyi tamamdır, bağışlayalım da bu kadar acı çekmeme gerek var mıydı bunun için gerçekten? Ezi'ye bak. Hadi arkadaş olalım diyelim. İlk buluşmamıza çıkmadık bile. Bu dediği yerlere de gideceğiz büyük ihtimal. Yani boss fight oluyor herhalde o. Eve gidelim mi o zaman? Bir evlerine de bakalım. Çünkü çok merak ediyorum içi nasıl. Ondan sonra bir save noktası bulsam çok iyi olur. Nereye gidiyoruz şu an? Evime. Oo çok havalı. Taş pasta sosuyla kaplanmış. Spagetti yazan yemek kaplarıyla dolu. Lavabonun boyunu arttırdı. Abi çok iyi ya. İçeri giremiyoruz tabii ki de.
Çok iyi abi ya gerçekten. Girelim hadi. Abi arabalı yatağı var ya. Aç bakalım. Giysiler titizce ısınmış. Şeye sansın odasına giremiyoruz büyük ihtimal. Tamam da çok da bir şey yokmuş evin içinde. Tamamdır. Haydi ilerleyelim. Şimdi bir save noktası bulsak ne kadar güzel olurdu, değil mi? Oo, sular akıyor. Aşağılara doğru. Ve save noktası bulduk. Süper. Suyun akış sesi içini azimle dolduruyor. Evet. Ve bunun ne demek olduğunu biliyorsunuz. Bir bölümün daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım Undertale hoşunuza gidiyordur. Video hoşunuza gittiyse beğenebilirsiniz. Kanala abone olabilirsiniz. Undertale'ın diğer bölümde görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize iyi oyunlar diliyorum.